parası bundan bir yıl önce buranın parasından daha değerli olduğu için o dönem Malezya çok ucuzmuş. Ama şimdi Malezya o kadar pahalı ki bize göre, çünkü bizim paramızın değeri düştüğü için, yani bu adamların 1 TL'si bizim 4 liramız yapıyorlar. Biz 1 TL'lik bir ürün burada gözüküyor 1 TL diyor, biz 4 lira işte 4-300 lira veriyoruz. Bu adamlar bizim ülkeye geldiği zaman bu adamların parası bizim ülkeden daha değerli olacak. Ülkemize niye çok Araplar geldi? Ülkemizde niye çok Malezyalılar var? Ülkemizde niye çok farklı milletlerden insan olduğunun bir göstergesi bence. Burası öyle bir yer ki, yani aklınızın alabileceği kadar böyle AVM'nin olduğunu düşün, ama o AVM'ler böyle o kadar fazla lüks ki anlatamam. Yani şu arkamda gördüğünüz araba reklamından da buranın ne kadar böyle farklı bir yer olduğunu anlayabilirsiniz. Güzel ülkemin güzel parası değersiz olduğu için Malezya'da bile artık bizim paramız daha fakir, bizim paramız daha kötü. Şimdi AVM'lerden herhangi birine giriyoruz ve orada alışveriş fiyatlarına, pazar fiyatlarını hep birlikte görüyoruz. Bunun fiyatına bir bakayım. Abi 2559 ringgit. Bu ne demek biliyor musun? İki asgari ücretin, yani iki ay çalışıp bunu öyle alabiliyorsun demek. 2559 ringgit, yani 10.500 lira. Abi bu bir 600 TL ya. Bu 400 ringgit olamaz. Buradaki adamlar 1200'e çalışıyorlar. Biz o olduk. Okay. Tamam, bir tanesi değilmiş abi. Şimdi oldu ama yine de pahalı değil mi sizce? Yani şu 4 tane ekmek doğrama şeyini bir defa bana niye 4 tane böyle ekmek doğrama şeyi alıyorum? Salata yapma şeyi alıyorum. Ne yapacağım? Günüme göre renk mi belirleyeceğim? Abi 93 Malezya ringgiti 9 kere 4 36, 360, 370 TL şu. Abi vallahi ben bunlara verilen paraya acıyorum ya. Bak Türklerde şöyle bir hastalık vardır. Şöyle bir termosun içine veyahut da şişenin içine şöyle bir bakma hastalığı vardır. Mesela şimdi baktım ben, ne gördüm yani, ne oldu yani bu termosu, anladık mı biz? Bu bizde böyle bir hastalık var, bilmiyorum yanılıyor muyum ama bende böyle bir hastalık var abi. Bir dönem anneanne evlerindeki büfelerde olan kristaller bunlar ya. Bak şimdi siz bana diyorsunuz ki çok abartıyor diyebilirsiniz ama bak şöyle bir yakından bir çekebiliyor musun? Yani bunu ilk başta 3700 the sale var, yani ilk başta 3760 lira etiket fiyatı. Yani 3760 lira demek, biliyor musun? Şu 12.000 lira demek. Malezya ucuz mu? Asya ülkeleri ucuz diyenler vardı. Oh geziyorsunuz, yatıyorsunuz diyenler vardı. Sevgiler, saygılar, selamlarımı iletiyorum. Çok pahalı. Şu 4 bardak, şundan 4 tane var. 600 lira. Yani şunun tanesi 150 TL. Milyoncuları sevin abi. Milyoncuları sevin. Niye her ülkede çeyizci geziyoruz ya? Ya biz niye her ülkede mobilyacı geziyoruz? Ya biz manyak mıyız? Türkiye'de de pirincin fiyatı hemen hemen buralara ulaştı. Bilmiyorum abi. Türkiye'nin çok pahalandı gibime geliyor. Diğer ürünleri gezmeye devam ediyoruz. Bir de şuradan sütlere bir bakalım. Git 4 TL. Buranın parasıyla 1 TL. Bizim paramızda 4 TL. 80 ringgit. O da yani 8 TL bunun fiyatı Türk parasıyla. Yani su parasından ülkenin ekonomisini düşünebilirsiniz. 4.20 ringgit 17-18 lira bu kola. Biraz galiba Türkiye'ye göre uygun diye düşünüyorum. Bunlar böyle bir zeytinleri var. Aslında Filipinlere göre biraz daha zeytinler falan ucuz. Böyle yeşil zeytin. Bunun fiyatı 11 ringgit. Şu 40 TL. Yani ucuz diyorum, Filipinlere göre ucuz. Filipinler'de zeytin ve peynir çok pahalıydı. Daha peynir süt ürünleri reyonuna görmedik. Şimdi oraya bakacağız. Bir de şuradan siyah zeytine bakayım ama şu siyah zeytin mi? Evet, bu biraz daha siyah zeytin. Bunun fiyatı da aynı.
yani yeşille aynı. Genellikle yeşil bizde biraz daha pahalı oluyor ama bunun da fiyatı 11 ringgit yani 44-45 lira gibi bir para görünüyor. 13 ringgit yani 55 TL. İşte 50 TL falan tam 4.5'a çarpamıyorum. 2.5 50 TL falan ama bu sütleri biraz daha farklı. İşte meyve sütleri galiba şu badem sütü. Şu kadayıf olabilir mi? Hana Ocean Natural. Yok ya kadayıf değil o bu ya. Yani böyle bir ürün var ama kadayıf mı bilmiyorum. Sea, deniz falan diyor. Acaba yosun şeyi falan olur mu ki ya? Öyle bir şey olabilir. Neyse hiç bulandırmayalım. Şöyle patates şeyleri var. 20 ringgit. 80-85 lira patates paketi. Şurada biraz daha böyle waffle. Bu patates. Bu da patates. İşte waffle tarzı kesme patates. Bunun fiyatı da diğerinden 5 ringgit fazla. Yani bu da 24 lira. Bu da işte hemen hemen 98 lira falan gibi bir para. 60 TL. Geç Türkiye'de soğan halkasını falan evde pek yapan biri zannetmiyorum yoktur. Veya marketlerde soğan halkası satılıyor mu bilmiyorum ama Türk mutfağında pek bir soğan halkasını sadece burger'a falan gittiğimiz zaman kasadaki kızın bize hani tam açken size söylemiş olduğu şeyle alakalı bir durum. Açsınız, ne verirse yiyeceksiniz, soğan halkası ekleyeyim mi diyor. Ekle diyoruz, yiyoruz. Ben başka bir soğan halkası canımın istediğini hiç zannetmiyorum. Şimdi başka ürünlere doğru bakıyorum. 3.5 ringgit, 15 TL bu makarnanın fiyatı. 11-20 ringgit, 44-45 lira. Mısır yağının 500 milimetre. Biraz pahalı gibi geldi bana ya. Burada şeyleri var, 1 litrelikleri var. Bu da 21 ringgit 100 yok 100 değil 88 lira biraz pahalı geldi ya şu 31.90 ringgit 120-140 lira ama şişesi falan güzel ya hemen hemen bunlar Türkiye ile biraz aynı gibime geliyor 39 ringgit 140 lira falan yani burada yaşanacak olsam bundan alabilirim ya alabilirim abi. Zeytinyağlı salatayı çok özledik ya. Bildiğiniz gibi değil ya. Öyle böyle değil ya. Yani beyaz peyniri bulamıyorsunuz, domates buluyorsunuz, salata buluyorsunuz. Bir düşünün o kıvırcıklarla salatayı yaptınız. Üzerine hafif böyle salatalık büyük olmayacak şekilde salatayı da doğradınız. Jüryan. Ondan sonra güzel içine biraz bir beyaz peynir, biraz bir ceviz. Üzerine de böyle zeytinyağını dolaştıracaksınız. Hafif böyle ama yağ üzerine değil. Salata sosunu ayrı böyle biraz da mayonezle karıştıracaksınız. Gerisini siz düşünün. Çok özledim. Çok. Hadi bakalım. İngiltere'den buraya süt geliyor ya. Ya ben bunu anlamıyorum ya. Bunun fiyatı, bu da İngiltere sütü. Bayrağını buraya koymuşlar. Bunun fiyatı da aynı, ucuz. Yani 24-25 lira. Yoğurt Filipinler'de 280 TL'ydi. Burada sadece 90 lira. Ülkeler arası gitgide gittikçe fiyatları düşürüyoruz, ucuzlatıyoruz. Bence siz benim dünyayı gezmeme olarak tanıyın. Ben bütün fiyatları böyle ucuzlatabilirim diye düşünüyorum. 11.90 ringgit, 12 ringgit yani 48 lira. 50 TL'ye bu peynir var. Başka böyle ama nasıldır bilmiyorum. Bakın şunlar Filipinler'de vardı. Filipinler'de bunlar aynı bakış şekilde. Yunan usulü, Greek. Filipinler'de bunlar çok pahalıydı. Burada biraz daha uygun. Yani burada 80 lira. Filipinler'de bunlar 150-200 TL'ydi. Biraz daha süt ürünlerini ucuzlatıyoruz. Ülke ülke dolaşarak. Yemin ediyorum görür görmez ayran zannetti bu. Çok özledik abi ayranı falan ya. Ya bildiğin gibi değil abi. Ya ben ayran olsun böyle süt ürünlerini çok seven bir insandım. Bu süt. Süt bu. Ayran değil bu. 16 ringgit. 75 lira falan bir para bu. Sütler de burada da pahalı abi. Bunlar yapmış diye düşünüyorum. Ama bu bildiğiniz cacık. Bunun kapağı niye açık bilmiyorum. Salatalık, yoğurt, cacık. Bunun fiyatı
şimdi pahalı ya. Bunun fiyatı 80 lira olur mu lan micacık? Yani şuradan yoğurt al. Bunu al daha mantıklı. Kendine salatalım al kendin yap. Bir zeytinyağı yok ama bırak zeytinyağı nedir yani? Pahalı mı bence? Bence Türkler de böyle ürünlerine böyle bir Türk bayrağı koysalar olabilir yani. Mesela orada Türk İş Pazar vardı. Biz hiç Türk bayrağını gördük mü? Kahve dünyasında hiç görmedik değil mi? Bence koyulmalı. Çünkü insanlar markayı bilmeyebilir. Türk bayrağından Türkiye olduğunu anlayabilirler. Güzel bir tespit ha. CEO'lar kullanın beni. Şşş. Vallahi güzel bir fikir var. Böyle böyle değil. Kimse vermez bunu. Evet, loku buldum. Vallahi Türk duyun otur. Pakistan. Oo. Pakistanlıymış. Bildiğimiz Türk lokumu. Ben bir tane bundan akşam alırım ya. 30 ringgit, 120 TL. Alma sakma ki. Bunlar da iyi yapamıyorlar canım. Ben geldiğimden beri şerbetli tatlıya hasret olduğumu biliyorsunuz. Peki ben burada ne gördüm sizce? Künefe. Şerbeti hazır. Akşam veriyor. Akşam yiyorsunuz. Bildiğimiz nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama ne olursa olsun ben alacağım. Bunun fiyatı 15 ringgit. 4 ile çarp 60-65 lira. Abi fena değil. Alacağız abi. Yapacak bir şey yok abi. Özledik abi. Discount. I want to do discount. This is 10 ringgit. Hi Turkish. Bu klasik yalanlar her yerde var abi. Biz çalışanız abi. Patron değiliz diyorlar. Yani burada çalışalım. Okay, no problem. Abi lokumlar çok pahalı geldi ya. İkisi de fazla hızlı alalım mı? 1,5 ayın tadını çıkaralım mı? Acısını çıkaralım mı? Bir buçuk aydır duymadığımız Joss sesini Malezya'da AVM'nin içerisinde duyabileceğiz mi? Döküyorum. Hiç o ses gelmedi. Fıstığı vermedi bana. No problem. No problem. Thank you. Fıstıktan biraz acısını çıkardım. Biraz fazla fıstık aldım ama yapacak bir şey yok. Türk abi, buranın patronu Türk'tür diye umuyorum. İnşallah bizi affeder, bize kızma abi. 1,5 aydır künefeyi çok özledik. Yani şerbetli tatlıyı çok özlemiştik. Şimdi böyle görünce ister istemez biraz heyecanlandık. İnşallah Malezya'da da seninle görüşürüz, denk gelirse abi. Şeyde, Malezya'da Türk günü. Bakın ne buldum, helvayı bile buldum ben. Ya ben bugün uyuyamam ben. Böyle helvayı bile buldum. Ya burada da kahve dünyasının gofretleri değil mi bu? Abi ben böyle bir şey görmedim. Abi helva. Bakalım bunu aslında alsak olur biliyor musun? Tam ikram, tam Türklük yani. Ama yeter lan. Yeter. İnaf. Thank you. Ben şu helvadan alayım ya. Değil mi? Yeriz abi bir ay boyunca buradayız. Bu helvadan alalım ya. Bak. Sen kaç gündür yani bir aydır, 3 aydır yollarda ol. Hep baklava, şerbetli tatlı hayalini kur.
karşına bu şekilde böyle arabanın üzerinde baklava çıksın. Yani böyle küçük küçük cevizli baklavalar. Ama biz bugün kremimizi aldık. Belki yarın falan gelir alırız. Acaba alsak mı ki ya? Boşver abi, fazla olur ya. Yemedim mi yiyeyim biliyorsun. Ama bu künefeli lokumu otelde çayla yapacağız. Çünkü üst üste yapmayalım dedim. Para vermemek için kendi poşetimizi yanımızda kendimiz taşıyoruz. Tüh, fıstık dökülmüş ya. Ulan zaten adamın gönlü yoktu pek. Şunu şöyle koyayım yerine. Nerede Hatay'daki abi? Hiç güzel değil valla. Çok büyük hayal kırıklığı. Ne sünen bir peynir var, ne de şerbet var. Thank you.